Herkese selam, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Bugün Perihan Maden'in Korkma Bu Akşam Gelip Çalmam Kapını adlı kitabını yorumlayacağım. Bu kitap bildiğiniz üzere köşe yazılarının derlenmesinden oluşuyor. Köşe yazılarının hepsini, hemen hemen hepsini diyelim, bu kitapta toplamış. Ve bu böyle bir kitap ortaya çıkmış diyebiliriz. Perihan Maden'in okuduğum ilk kitabı. Zaten 2004'te çıkmış bu da. Şimdi biraz dilinden bahsedeyim ilk olarak isterseniz. Dili ağır diyorum, çok özür dilerim. Dili yabancı kelimelerle dolu. İşte her iki cümlede bir yabancı kelime kullanıyor. Ve aynı şekilde böyle anlamı pek bilinmeyen kelimeleri böyle iki cümlede bir şey yapıyor, böyle sıkıştırıyor aralara, yani sürekli o tarz kelimeler kullanıyor. Kitap yani tamamı böyle oluşuyor diyebilirim. Köşe yazıları da böyle oluşuyor. Çıkarımında da bulunabiliyoruz böylelikle. Buradaki amacı aslında böyle işte ben çok iyi biliyorum, çok kültürlüyüm, bilgim çok gibi bir hava katmak diye düşündüm ilk başlarda. Ben sonra kitabın işte sonlarına doğru, diğer yazılarına doğru da bu fikrim iyice güçlendi. Yani gerçekten böyle bilmişlik havası var yani Perihan Maden'in. Hatta bu bilmişlik havasını Gencoler Erkal'ı eleştirerek işte müzikalini beğenmiyor, bu müzikal hakkında zehir zemberek yorumlar yapıyor. Burada da ne kadar bilmiş olduğunu gözler önüne serdi. Aynı şekilde Zülfü Livaneli'nin öykücülüğünü beğenmiyor, işte romanlarını beğenmiyor. Fakat sorarlar, siz acaba yazar olabilecek kadar iyi misiniz? Sizi kimse eleştirmedi mi? Aynı şekilde kendisine mesela okurları mektup yollamışlar ve demişler ki biz de senin gibi aynı düşüncede düşünüyoruz. Hani bakıyorum mesela yazılarına, ben de tıpatıp seninle aynı düşünüyorum. O zaman ben de kitap çıkarabilirim gibisinde bir yorumda bulunmuş. Hani bana işte eleştirim var mı, tavsiyem var mı? Aslında bunu istiyor okur. Fakat kitabında ver yansın veriştiriyor bu okura. İşte sen kimsin ki benim gibi kitap çıkarabileceksin? İşte herkes kitap çıkarabilir mi? Ben de bu cümleye karşı şunu söylüyorum. Eğer Perihan Maden kitap çıkarabilmişse ve köşe yazarlığı yapabiliyorsa, bu hayatta herkesin her şeyi yapması mümkün diyebilirim. Aynı şekilde Tülin ve Caner'den işte bahsediyor. İşte magazin eleştirisi. Hani 2004'te yazıldığı için o dönemde popüler olan bir program. Tülin ve Caner programı. İşte sürekli onlardan bahsediyor. Onlara eleştiri değil aslında. Bildiğin hakaretler ediyor. Fakat sıkı bir takipçisi ve izleyicisi olduğunu yazdığı yazılardan anlıyorsunuz. Yani her gün televizyon başına geçip onları izliyor. Yani izlemekten de aslında keyif alıyor. Fakat ona rağmen onları aşırı bir şekilde eleştiriyor da değil, bildiğin yani şey yapıyor, aşağılıyor yani. Aşağılayacak şekilde yazılarını paylaşıyor. Şimdi köşe yazılarının hepsine değinmek isterdim tabii ki de. Tabii ki de. Ama bu bir spoiler olurdu. Aslında hepsinden böyle değinip komik şeyler de var. Yani mesela ben yazarın üslubunu çok beğenmedim, tavrında, ama yer yer güldüğüm de oldu yani. Komik komik şeyler yaptı. Komik komik anlatıları olduğunu söyleyebilirim. Güldürüyor yani. Ve aynı şekilde mesela folklörü folkloringe diye kendi adlandırıyor. Böyle kelimeleri kendi adlandırmış yani. Böyle kelimelere kendi yeni anlamlar katmış. İşte folklore nasıl folkloringe diyorsa, aynı şekilde birkaç şeye de öyle şeyler söylemiş. Kitabın yorumunu yaparken araştırdım, bir bakayım dedim o kelimeleri. Bulamadım ama siz okursanız eğer bulursunuz yani. Öyle komik yaptığı şeyler var. Sadece şu an folkloringe'yi bulabildim. Aynı şekilde bakayım daha böyle anlatmadığım, değinmediğim bir şey var mı? Ve şundan bahsedebilirim, işte dedim ya, havalı havalı cümleler, işte alışılmadık cümleler şey yapıyor ve bu cümleleri cümleden cümleye atlıyor, koldan konuya atlayarak aslında böyle bir anlamsızlık ve kitaptan ilgimizin düşmesini, farklı yönlere kaymamızı, mı yani her şeyden her şeye böyle bir zıplama gayesi var sürekli. Konudan konuya atlıyor, kelimeden kelimeye atlıyor ve bu bizi bir anlamsızlığa sürüklüyor. Yani bu kadın ne diyor diyorsun ya, ne anlatıyor, neredeydi, hangi konuya değinmek istiyor, bunu anlamamız bazen zorlaşabiliyor ve tüm yazılarında zorlaşabiliyor açıkçası. Yani iki kere tekrar baş edelim, herhalde şuraya değinmek istemiş, burayı kapatmak istemiş, burayı öylesine işte tepki çekmemek için mi böyle sanki gizli gizli yazmaya çalışmış mı gibi bir hava da veriyor aslında yazıları. Aynı şekilde başka neyden bahsedebilirim? İşte Süreyya Yalçın'dan bahsediyor işte.
onun kendini harcamasından bir sürü her şeyine değiniyor. Yani bilmiyorum bu kitap ne kadar verimli olabilir. Yani zaten köşe yazılarını toplamış. Çok da böyle kitap demek de çok böyle dilim varmıyor ama yani köşe yazılarını topladığı bir nüsha diyebiliriz aslında. Dolayısıyla ben çok büyük bir verim alamadım. Yani komik bulduğum şeyler oldu tabii ki de. Olmadı değil. Ama böyle işte Genco Erkal'a zehir zemberek sözleri, aynı şekilde Zülfü Livaneli'yi eleştirmesi, böyle çok büyük bir yazar olarak kendini görüp. Ama çok büyük bir yazar olduğunu tabii ki de düşünmüyorum. İşte Banu Alkan'dan bahsediyor. Yani bu insanları eleştiriyor ama bu insanların her şeyinin en ince ayrıntısına kadar biliyor. Banu Alkan'ın, işte Gülben Ergin'in, Tülin'in, bunların en ince, Yıldız Tilbe'nin en ince ayrıntısına kadar biliyor. Burada bir F tipi cezaevinde bahsediyor aslında. Burada tabii şeyini açıklıyor işte. Siyasi olarak belki, siyasi olarak da demeyeyim de düzgün duruşunu açıklıyor aslında burada. Bu da beni şaşırttı aslında. Çünkü çok böyle lay lay lom yazan, oradan oraya atlayan bir tip aslında böyle. Ama burada ondan bahsetmesi falan, ona dikkat çekmesi hoşuma gitti ve şaşırttı beni. Benim Perihan Maden Korkma Bu Akşam Gelip Çalmam Kapımı Attı kitabı hakkında yorumlarım bu kadardı. Bu kitabı size tavsiye eder miyim? Yani kısa bir kitap, okunabilir tabii ki de. Ama yani çok da büyük bir verim alacağınızı düşünmüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız destek olmuş olursunuz ve yorum da bırakabilirsiniz. Beğendiyseniz de likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.